dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. Merhabalar. Dün gündeme bomba gibi bir görüntü düşmüştü ve Ankara Sincan yetiştirme yurdundaki skandalı ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi bu skandalın boyutlarını konuşacağız ve bunun Türkiye'deki boyutlarını da aslında konuşacağız. CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Arka stüdyo konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında pek de hoş gelmediniz değil evet, mi? Birebir görüştünüz, oradan bilgilerle geldiniz. Nedir Sincan yetiştirme yurdundaki durum şu anda? Evet, tam da dediğiniz gibi ayağımızın tozuyla geldik şu anda. Sincan'dan geliyorum. Bugün Sincan ilçe örgütümüzle birlikte Sincan yetiştirme yurduna gittik. Orada yetkililerle görüştük, bilgi aldık. Aynı zamanda çocuklarımızla da tanıştık. Durum şu aslına bakarsanız, yani genel anlamda bize verilen bilgilere göre 60 yataklı bir yurt burası. 55 çocuk kalıyor şu anda. Fakat çocukların kaçma oranı oldukça yüksekmiş. Yani bunu çocuklarla sohbet edince de daha net anladık. 40'a yakında kaçmış olan çocuk bulunuyor. Bakıldığında aslında hemen hemen her çocuğa bir personel düşüyor diyebileceğimiz gibi bir personel yapılandırması var. İşte müdür dışında, idari yetkililer dışında 3 tane kadrolu öğretmen var, 3 tane dışarıdan öğretmen var, bir sosyolog var, bir psikolog var, onun dışında çeşitli görevliler var, dışarıdan alınan bir takım hizmetler var, yemek hizmeti gibi. Tabii okulda yaşananlardan herkes çok üzülmüş, bunun üzüntüsünü evet, yüreğinde yaşıyor tabii. Birazdan ekranlarımızda da getireceğiz. Hatırlatma evet, yapalım hemen. Sincan yetiştirme yurdunda kalan 14-16 yaşındaki evet, çocukların, aynı yurtta kalan 8-10 yaşlarındaki çocukların şiddetine maruz kalmıştı aslında. Evet. O görüntüler var şu an ekranlarımızda. Şimdi bunun üzerine belki gittiniz oraya. Evet evet. Belki şöyle bir düzeltme yapılabilir. Evet. 13-18 yaş arası çocukların bulunduğu bir yurt orası. Biz bu görüntülerin nasıl ele geçirildiğini sorduk. Aslında enteresan bir şey. Burada 3 tane mağdur olan çocuk var, 3 tane de şiddet uygulayan çocuk var. Mağdur olan çocuklardan bir tanesi bunu arkadaşına veriyor ve o sırada mağduriyeti görüntüleniyor. Daha sonra annesi cep telefonunda bu görüntüleri buluyor ve arkasından şikayette bulunuyor. Olay yaklaşık 2 ay kadar önce olmuş. İnternete kimin servis ettiği şu anda bilinmiyor. Ancak işte bize söylenen bir soruşturma işleminin başlanıldığı yönünde. Fakat bu soruşturma örneğin okulun müdürünün görevden alınması falan şeklinde değil. Siz yayından önce bu soruları merak ettiğinizi söylemiştiniz. Evet. Ben de yayın esnasında söyleyeyim demiştim. Yani aslında bakıldığında hakikaten olay her yönüyle çok trajik bir olay. Mesela bu mağdur olan maalesef çocuklarımızdan şikayette bulunan anne kanser hastası. Baba şu anda hapiste ve dolayısıyla çocuğu yetiştirme yurduna vermek durumunda kalmış olan bir anne bu. Başka çaresi yok, başka herhangi bir bulabileceği çözüm yok. Gene aldığımız bilgiler doğrultusunda çocuklardan, mağdur olan çocuklardan ikisinin hala yurtta kaldığını, birinin başka bir yetiştirme yurduna gönderildiğini öğrendik. Şiddet uygulayan 3 çocuğun 3'ü de farklı illere gönderilmiş. İşte Tokat'a, farklı illere gönderilmişler. Fakat tabii yani bu çocukların gittikleri yerde de şiddet uygulamayacaklarının herhangi bir güvencesi yok. Ve orada sosyal hizmetler uzmanı ile yaptığımız görüşme esnasında da şunu bir kez daha dile getirdik. Aslında çocukları koruma kanununda bir değişiklik yapıldı 2005 yılında. Buna göre 5395 sayılı kanuna göre yetiştirme yurdunda kalan çocuklar suça eğilimli çocuklarla normal çocukların bir arada yaşayacağı şekilde değiştirildi, düzenlendi. Ve bundan dolayı aslında tabii suça eğilimli olan çocukların diğer çocuklar üzerinde de bir etkileşimi ve ister istemez evet, onlara da şiddet uygulama eğilimi ya da onlarda da daha sonrasında şiddete yol açabilecek bir takım davranış bozukluklarına yönelme eğilimi oluşabiliyor. Onun için aslında bu yasanın tekrar gündeme getirilmesi gerekiyor. Yani iktidara geldiğimiz zaman gerçekten yapmamız gereken çok değişiklik var. Evet. Ama şurası bir gerçek, pardon, yani devlet çocuklarını koruyamıyor. Hani evet, bu manzarayla da aslında ortaya çıkmış oldu. Ama burada tabii Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ın
sözleri var. Daha önce olmuş olan olayların sanki yeni hadiselermiş gibi bugün olmuş gibi gündeme getirilmesi ve onun üzerinden bilgi kirliliği oluşturulması gibi bir faaliyet var ne yazık ki demiş. Bu da onlardan bir tanesi diye hemen geçiştirmiş ve diyor ki aslında bunun için gereğinin de yapıldığını söylüyor. Daha önce bu olayda yetkililer gereğini yapmıştır gibi de bir ifadesi var. O dönemki müdür şu an orada mı peki? Şu anda orada. Hı hı. Bu bir algı operasyonu. Sanki olay çok yıllar önce olmuş da görüntüler bugün paylaşılıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışıyor. Olay 2 ay önce olmuş zaten. Hala müdür orada. Zaten henüz kendisiyle ilgili olarak bir soruşturma açıldığına dair bir veri elimize geçmedi. Ancak yapılmış iş ve işlem olarak kastettiği şu olabilir. Çocuklar 10'ar kişilik odalarda kalıyorlar. Her gece 3 görevli oluyor, 20 çocuktan sorumlu olan. Bu görevlilerden bu koğuşa bakan, koğuş diye adlandırılıyor, 4. Evet. koğuşa bakan, 4. koğuşun yetkilisi olan kişi, idari personelin sözleşmesi feshedilmiş. Yani ama olay sadece bir personelle bitmiyor tabii. Hı hı. Ama onun dışında yılda bir kez yapılan denetimlerle gelmiş olduğumuz nokta ortada. Yani burada bir ciddi denetimsizlik, kontrolsüzlük de var. Ama bunun yanı sıra, hepsi bir yana bırakacak olursak, şurası bir gerçek. Yani toplumda giderek şiddete yönelik eğilimde bir artış var. Giderek ailelerde suç işleme oranında bir artış var. Ve tabii ki onların çocuklarından da etkileniş var. Çünkü oradaki ailelerin çoğu zaten işte ne bileyim baba anneye şiddet uygulamış. Hatta çocuğun gözünün önünde anneyi öldürmüş. Ve çocuk oraya gelmiş. Şimdi bu çocuğun normal bir psikolojide hayata tutunabilmesi kolay değil. Onun için de ciddi bir destek alması gerekiyor. Bakıldığında orada görüştüğümüz bir sosyolog vardı, bir psikolog vardı, işte sosyal hizmetler görevlisi vardı falan ama yani aslında sorunların kaynağına indiğimizde ülke içinde yaşanılan bu sorunlar, bunun içerisinde ekonomik sorunları da koyun, göçten kaynaklı olan şehir hayatına adapte olamamanın getirdiği sorunları koyun. Bağlantılı yani her biri aslında. Aileye yansıyor. Hı hı. Ve aslında bakıldığında her zaman olduğu gibi, dünyanın her yerinde olduğu gibi aile içi sorunlardan en fazla etkilenen kesim önce çocuklar sonra da kadınlar oluyor. Dün biz Mamak İlçe Örgütümüzle birlikte Mamak evet. Mutlu Mahallesi'ndeydik. Biliyorsunuz 2 gün önce de orada da çok hazin maalesef. Bir cinayet işlendi. Bir kadın katliamı daha işlendi. Artık gazeteler maalesef böyle bir kadın katliamı daha gibi başlıklar atarak da olayı normalleştirmeye, meşrulaştırmaya çalışıyor. Bunu da çok yanlış bulduğumu bu vesileyle ifade edeyim. Orada da öldürülen kadın kardeşimizin ailesiyle görüştük. Tabii aile çok üzüntülü bir durumda ve bu kadın kardeşimizin de 2 çocuğu var şu anda hayatta. Mesela bu aile ne yapacak? Hani bu çocuklar ne olacak? Evet. Ekonomik olarak sorunlar var, sosyal anlamda sorunlar var, psikolojik sorunlar var. Şu an o anne baba da evladını kaybetmiş olmanın acısını ayrıca içinde yaşıyor. Yani gerçekten devletin kadınları da çocukları da koruyamadığı bir süreçten geçiyoruz. Çünkü dün gittiğimiz o aile bize şunu söyledi. Bu kadın kardeşimiz karakola gidip başvuruda bulunmuş ve koruma istemiş. Bakın Türkiye'de koruma isteyen kadınların %73'ü yaşamını kaybediyor. Bu yani istatistiksel olarak da ortada var olan bir bilgidir. Ama ne yapacak? Yine aile ve sosyal politikalar yok bakanı çıkıp elleri kırılsın mı diyecek acaba? Biliyorsunuz kendisinin yaptığı açıklamalarda en ağır itham elleri kırılsın demek. Elleri kırılsın demek herhangi bir vatandaşımızın da söyleyeceği bir şey. Ama kendisi orada bir bakan olarak oturuyorsa eğer, bakan olmanın getirdiği sorumlulukları da yerine getirmek zorunda. Kendisinin hem yetkisi hem sorumluluğu var. Bu yetkiyi ve bu sorumluluğu görev alanı içerisinde kadınlarımızın, çocuklarımızın daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilmesi için kullanmak zorunda. Evet, öyle bu anlamda da bakıldığında bir zayıflık var aslında değil mi bu konuda hükümet tarafından? Tabii. Gerekli hatta, yaptırımlar. Evet, bakana aile ve sosyal politikalar yok bakanı diyorum. Çünkü bakın birkaç veriyi paylaşayım. Ülkemizde her 5 çocuktan birisi işçi, çocuk işçi. Her 5 çocuktan biri ne demek? Ve bu çocuklarımız haftada 54 saat çalıştırıyorlar.
Çoğu kayıt dışı çalışıyor. Aldıkları ücretler 400 TL'yi geçmiyor. Ve çocuklarımızın, bu çocuk işçilerimizin yaklaşık %3,5'u yaralanmalar ve sakatlanmalarla, iş kazalarıyla karşılaşıyor. Sırf geçen yıl 61 çocuğumuz çocuk cinayetlerinde yaşamını, iş cinayetlerinde yaşamını kaybetti. Yani bunlara iş kazası falan demek doğru değil artık. Bunların adı düpedüz iş cinayetidir. Çocuklarımız yaşamını kaybediyor. Öte yandan bakıyorsunuz, her üç çocuğumuzdan biri 18 yaşının altında evlendiriliyor. Çocuk gelin oluyor çoğu. Çocuk, erkek çocuklarımız içerisinde de erken yaşta evlendirilenler var. Ve bunlar daha kendi çocuklarını yaşayamadan, bu çocuklar aynı zamanda çocuk anne olarak yeni bir canlıya da yaşam veriyorlar. Diğer yandan bakıyorsunuz, hani çocuklar eğitim hayatının içerisinden de giderek çekiliyor. Biz bu 4+4+4 eğitim sistemine boşuna karşı çıkmamıştık. Bu eğitim sisteminden sonra geçen yıl 260 bin çocuğumuzun okula kayıt yaptırmadığını gördük. Ama tabii bunlar içinde bulunduğumuz tablolar. Mesela kayıp ailelerin kurmuş olduğu bir dernek var. 30 binin üzerinde çocuğumuz kayıp. Ve bu ailelerle sohbet ettiğinizde diyor ki bir tanesi mesela, çocuklarımın kemiklerine bile razıyım. Bir başkası diyor ki ben çocuğumun gömleğini koklayarak uyuyorum. Bir diğeri diyor ki çocuğum peynir yemezdi, onu bulamadığım günden bu yana ben de peynir yemiyorum. O gelinceye kadar da peynir yemeyeceğim. Yani hakikaten çocuklarımızı koruyamadığımız bu ortamda tabii ki mutsuz ailelerden oluşan mutsuz bir toplum oluşuyor. Gene bize hep iletilen bilgi şu, suç oranlarındaki artış toplumsal tabii bir yansıma, toplumsal sorunların bir yansıması. Ve son dönemlerde bu giderek yükseldi. Yani bağımlı çocuklar sayısı arttı, boşanan ailelerin sayısı arttı, depresyon ilacı kullanımında ciddi bir artış var. Bunların her biri toplumda var olan bu yaraların bir iz düşümü. Bakıyorsunuz, istatistiklerden yola çıkarak bu toplumsal yaralara yönelik olarak tedbir almanız gerekir, değil mi? Fakat istatistikler de o kadar çarpıtılmış ki siz nerede hangi verinin gerçek olduğunu da tam olarak bilemiyorsunuz. Mesela ben gerçeği yansıtmıyor, evet. Evet, bir soru önergesi vermiştim. Bu soru önergesine göre bana dediler ki 2007 yılında sokakta yaşayan çocuk sayısı, yanlış hatırlamıyorsam, 776 gibi bir rakam. Hı hı. Sonra tekrar bir önerge verdim. 2012'de bu rakamı 24 diye ifade ettiler. Şimdi ne oldu da 700'lerdenken rakam 24 çocuğa düştü? Sokakta yaşayan birçok çocuğumuz olduğunu biliyoruz. Sadece 24 çocuk değil. Hani birdenbire Türkiye'de bir refah yükselimi oldu. Birdenbire uygulanan ekonomik programlarla bambaşka bir refah düzeyi yakalandı da bizim mi haberimiz yok? Ya da ne oldu? Çocuklarımız buharlaştı. Yok mu oldular onlar? Hani nasıl, hı hı, o 24 çocuğa indi? Onun için veriler de sağlıklı değil. Ama şu gördüğünüz görüntüler gerçekten hani hepimizin gece rüyalarına kabus olarak girecek nitelikte, son derece iç yakıcı, son derece yürek yakıcı görüntüler. İnanın biz bugün ilçe örgütümüzle birlikte bu yeri ziyaret ettikten sonra araca bindik, hiçbirimiz konuşamıyorduk. Yani herkesin o kadar yüreği dağlanmış, herkes o kadar üzgündü ki kimsenin konuşacak hali bile kalmamıştı. Yani bu kadına yönelik şiddet toplumda çocuğa yönelik şiddeti de körüklüyor. Çünkü şiddet görerek büyüyen çocuk daha sonrasında kendi de şiddet uygulayana, evet, dönüşüyor. Ya da işte bir takım sorunlar, psikolojik sorunlar yaşadığı için de hayata tutunamıyor. Bu çocuklar bu okullardan boşuna kaçmıyorlar. Evet, ve bir anne olarak özellikle hani çok iyi etkilendiğinizi biliyorum. Ben de sizi çok iyi anlıyorum. Çünkü ekonomik koşullara bağlı aslında şu durumda karşımızda bir anlamda, değil mi? Elbette, elbette. Biraz işte önce Mamak'taki olayı da anlatırken mecbur kalarak artık verecekler yetiştirme yurduna. Ancak şartların çok daha iyi olması gerekiyor. Biz de bakınca hemen şeyi söyleyeceğim. Geçenlerde bir yazı okumuştum. 23 Nisan'da çocuklar hep büyüklerin koltuğuna oturuyorlar. Hı. Acaba bir 23 Nisan'da da büyükler çocukların bulunduğu şartlara bir baksalar, bir ayakkabı boyacısı bir çocuğun yerine geçse acaba büyükler neler hissedecek diyordu bir yazıda. Gerçekten çok anlamlıydı. Yaşananlara bakınca da birçok örneği de var. Ama evet, Türkiye geneline baktığımızda şiddetin aslında her yerde olduğunu da görüyoruz. Elbette. Söylemler de etkili oluyor mu peki? Örneğin bir kahkaha olayı olmuştu mesela. Evet, evet, bunun tabii ardından başka şeyler de birbirine izledi.
büyüklerin, devlet büyüklerinin söylediği sözlerle çok etkili mi bu konuda? Az önce de söylediğim gibi aslında bu genel olarak çarpık aile yapılarından kaynaklanan sorunlar. Yani bu ortamda büyüyen çocuklar da etkileşim içerisinde olarak ve ailenin yaşamış olduğu bu dramlardan tabii kendi yaşamlarına düşen payı da alarak maalesef hayata tutunmaya çalışıyorlar. Bu aşamada kadının hiçleştirildiği, kadınla erkeğin eşit olarak görülmediği bir ortamda tabii çocuk ister istemez bu dengesiz bir şekilde, dengesiz bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği kavramıyla büyüyor ve o da onda bambaşka bir hayata bakışı gerektiriyor. Beraberinde getiriyor. Mesela sizin biraz önce 23 Nisan'la ilgili söylemiş olduğunuzu ben de Kaçaksaray'la ilgili olarak düşünmüştüm. Çünkü şu anda ne kadar doğru bir veri tabii gene tartışmalıdır ama bir derneğin, çocuk derneğinin verisine göre 2000 çocuğumuz sokakta yaşıyor. Biliyorsunuz Kaçaksaray'ın da 1150 odası var. Hatta Recep Tayyip Erdoğan'a sorulduğunda kaç odalı diye tam olarak oda sayısını bilemiyor. 1150 küsür diyor. Aslında o odaların her birini o sokakta yaşayan çocuklar için tahsis etse eminim bırakın 2000 çocuğu 20.000 çocuğa bile kalacak yer ve onda karınlarını doyurabilecek bir imkan sağlanabilir. Yani altın varaklı kadehlerde su içilmesin de çocuklarımız orada doğru düzgün yemek yiyebilsinler, sıcak bir ortam yaşayabilsinler. Ama tabii umutsuz olmamak için çok fazla sebep var. Bunu da özellikle söylemek gerekir. Yani şu anda evet mesela 100.000'in üzerinde madde bağımlısı olan çocuğumuz var. Hani bu çocuklar durup dururken madde bağımlısı olamıyor. Kendisini çaresizlik kıskacı altında bulduğunda madde bağımlılığıyla kendine yaşam alanı yaratmaya çalışıyor. Bir nefes alacak alan yaratmaya çalışıyor. Bu asla kabul edilebilir bir şey değil ama evet. Yani o çaresizlik çocuğu buna itiyor. Mecbur kalıyor çocuk bunlara. Fakat biraz daha sabretsin çocuklarımız ve kadınlarımız. İnşallah 39 gün sonra 39 gün kaldı değil mi? 39 gün sonra zaten yepyeni bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Çünkü seçim beyannamemizde gerçekten çocuklar için de kadınlar için de çok güzel bir çalışma yaptık. Az önce de söylediğim gibi yoksulluktan ve yoksunluktan en fazla etkilenen kesim önce çocuklar sonra kadınlar oluyor. Onun için aile sigortasıyla her hane halkının en az 720 TL evine gelir girecek şekilde bir projemiz var biliyorsunuz. Genel Başkanımız da sık sık dile getiriyor. Hiçbir çocuk benim başbakan olduğum dönemde yatağa aç girmeyecek diyor. Bunun dışında çocuklarımıza okullaştırmada sağlanan imkanlardan tutun da kesintisiz eğitimin 13 yıla kadar yükselmesi, kreş imkanı sağlanması, çocuklarımıza okullarda öğle yemeğinin ücretsiz hale getirilmesi ne kadar birçok ayrı uygulama olacak. Sadece yani, CHP lideri anlatmıyor bu projeleri. Artık muhalefet, iktidar da muhalefetin bu önerilerini gündeme getiriyor sürekli. Mitinglerde sürekli bunlar konuşuluyor değil mi? Aslında telaşa kapıldıkları da buradan belli bir anlamda. Aylin Hanım ne yazık ki süremizin de sonuna geldik ama son bir cümle yarın 1 Mayıs mesajınızı alalım öyle kapatalım. Elbette hem 1 Mayıs'la ilgili olarak hem de çocuklarımızla ilgili olarak birkaç cümle sadece söyleyeceğim. Yani çocuklarımız bizim dönemimizde inşallah daha refah bir ortamda büyüyecek. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlandığı bir ortamda büyüyecek. Düşüncelerini rahatça ifade edebildiği bir ortamda büyüyecek. En önemlisi çocuk işçiliğini önleyeceğiz. Çocuklarımız sokaklarda öldürülmeyecek. Bakın bugün çocuklarımız piknikten tutun da bir toplu gösteri yürüyüşünün katılan bir ailenin yanındayken bile yaşamını kaybedebiliyor. Ekmek almaya giderken yaşamını kaybedebiliyor. Gene özel olarak açılacak olan çocuk hastanelerinden tutun. Şu an sınırlı sayıda var. Bunları her ilde yaygınlaştıracağız. Aile merkezleri kurmaya kadar 15 bin aile merkezi kurmayı planladık ve 45 bin uzman istihdam edeceğiz burada. Birçok ayrı projemiz var çocuklar için. Hem çocukları hem aileleri daha iyi bir ortamda yetiştirecek bir Türkiye'yi hep birlikte kucaklayacağız. Yarın 1 Mayıs emeğin en yüce değer olduğunun tekrar hissedileceği bir Türkiye için
mücadele vermeye devam ediyoruz. 39 gün sonra zaten Türkiye'de 1 Mayıs'lar gerçek anlamda bir bayram coşkusuyla kutlanacak. Şu anda milli bayramlarımızın da 1 Mayıs gibi bayramlarımızın da önüne geçmeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ama biz hür doğduk, hür yaşarız. Hiçbir yarın yine meydanlarda olacaksınız. Yarın yine meydanlarda olacağız. Evet. Peki, çok olacağız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Sincan Yetiştirme Yurdu'nda yaşanan skandalı ve gündemi değerlendirdik. CHP Ankara Milletvekili Aylin Azlı Aka konuğumuz oldu. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. İyi akşamlar.